Pir Ali Efendi. Tekirdağ'ın Mankara kasabasında doğan Pir Ali Efendi'yi anlatmaya başlamadan evvel çok öncelere gideceğiz. Zaman kitapsız bir kafir, aynı zamanda bir savaşçı olan ve bütün tarihlerde Moğol olduğu yazan Cengiz Han'ın dünyayı kasıp kavurduğu zamandır. Birçok ülkeyi yağmalayan ve vahşetin her türlüsünü işleyen bu hükümdar, Pir Ali Efendi'nin dedelerinin bulunduğu İran'a girince, onlar terk-i vatan eyleyip Anadolu'ya göç ederler. Aylar süren yolculuğun son durağı Tekirdağ yakınındaki Rodos olur. Pir Ali Efendi'nin dedesi Emir Efendi, pek takva olan evliya bir zattır aslında. Yol yordan bilmediği bu hicret yurdunda, İvas köyü yakınında bir mağara kazar Emir Efendi ve yaratılışının gayesinin bütün hücrelerine işlediği bedenini ibadetle kıymetlendirir. O ne kadar gizlese de kendini, Rabbine itaati dolayısıyla aziz olur, duyulur ismi. Malkara kadısı olan Yahya Efendi, Emir Efendi'yi pek bir gözler inceden inceye ve birkaç kerametini gördüğü bu gence talebe olur bir zaman sonra. Ve böylesi bir evliya ile hısım olmak arzusu ve duası kabul olunur. Kadı Yahya Efendi, talebesi olduğu Emir Efendi'ye kızını verdiği için aynı zamanda onun kayınpederi de olmuştur. Hızla geçer zaman. Emir Efendi'nin bu evlilikten doğan kızlarından birinin oğlu, işte ismi tarihlere geçen ve konumuz olan Pir Ali Efendi'den başkası değildir. Pir Ali Efendi, böylesi bir evliyanın oğlu, nazarlarının muhatabı, edep mirasının en büyük varisi olur. Edep ve muhabbetin mecz olduğu bu nadide cevher, birçok büyüğün hizmetinde ve sohbetinde muazzam bir esere dönüşür bir zaman sonra. Artık o, dizi dibine oturulan, oturulunca kalkılmak istemeyen sohbetlerin baş tacı, fakirlerin sığınağı, Efendimiz Aleyhisselam'ın ahlakının numunesi olmuştur yörede. Pir Ali Efendi'nin günleri, Allahü Teala'ya kulluk, onun kullarına hizmetle geçmektedir ki, her anı büyük bir servet bilir o. Fakat günün birinde duyduğu bir isme sevdalanır. Aşk bu defa başka bir yönden gelip yakmıştır bedenini, gönlünü mübareğin. Evet, Pir Ali Efendi, büyük evliya İbrahim Gülşenî Hazretlerinin adını duymaktadır sıkça. Günden güne artan bir hasret ve adını koyamadığı bir büyük buluşma iştiyaki sarar kalbini. Artık sabredememekte İbrahim Gülşenî'yi görüp onun sohbet halkasına bir an önce oturmak istemektedir Pir Ali Efendi. İyi de ne yapmalıdır? Bu sorunun cevabını kendisinin yazdığı bir şiirle verecektir kendisine. O, İbrahim Gülşenî Hazretlerine kavuşmak için tahammül sınırlarının aşıldığı bir gün şu beyti yazar. Derler ki belalı aşığa, ya sabredeceksin ya da sefer. Sabrım tükendi, lazım oluptur bana sefer. Evet, artık sefer vaktidir. Hanımını da alıp yanına çıkarlar yola. İstanbul'a vardıklarında sabahın ilk ışıkları karşılar onları. Eşsiz İstanbul'un seyrine doyum olmayan manzarasının yanında manevi ikliminin çeşit çeşit rayihalarını da çekerler gönüllerine bir nice. İşte tam bu sırada manevi atmosfer değişmiştir. Bu atmosferi daha bir güzelleştiren şey bir gemidir. Evet, ufukta bir gemi vardır ve gitgide yaklaşmaktadır. Biraz sonra iskeleye yanaşan geminin içinden bir nur yüzlü, heybetli zat çıkar ki görmemiştir böylesini Pir Ali Efendi. Pir Ali Efendi birisine bu nur yüzlü zatın kim olduğunu sorar. Aldığı cevap üzerine düşmemek için zor tutar kendini. Aslında Mısır'da olan İbrahim Gülşenî Hazretlerini görmek için
İstanbul'a gelen bir aşık, İstanbul'da olmayıp da sabah vakti oraya varan, beklenen bu evliya. Hem de aynı sahilde, aynı iskelede olan buluşma. Bunun adı aşktır, muhabbettir. Ve elbette başka tarifi yoktur bu habersiz buluşmanın. Evet, İbrahim Gülşeni Hazretleri'dir bu büyük zat. O, Kanuni Sultan Süleyman'ın daveti üzerine İstanbul'a gelmiştir. Pir Ali Efendi, elini öpmek için uzandığı sırada, büyük evliya ona ismiyle hitap eder ve kerametle şu müjdeyi verir. Pir Ali Efendi, unutma ki muhabbet dağları denizleri aşırır. Bizi buraya getiren senin muhabbetinin büyüklüğüdür. Artık geçmesi istenmeyen güzellikteki günler vardır Pir Ali Efendi için. Çünkü bir süreliğine de olsa İstanbul'a yerleşen İbrahim Gülşeni Hazretlerinin sohbet ve hizmetlerinde geçer günleri ki bunun lezzeti anlatılmaz yaşanır. Fakat ne var ki ayrılık dünyasıdır bu hayal alemi. Bir süre sonra gelir çatar firak vakti. Evet, İbrahim Gülşeni Hazretleri İstanbul'dan ayrılacak, Mısır'a geri dönecektir. Pir Ali Efendi'nin boynu bükük ve mahzundur. İbrahim Gülşeni Hazretleri ona dini İslamiyete hizmete devam etmesi için memleketi olan Malkara'ya geri dönmesini emredince tereddütsüz peki der, bir hüzünlü vedanın ardından ayrılır İstanbul'dan. Bir başka himmet ve feyizle döndüğü Malkara'da halk büyük bir sevinçle karşılar Pir Ali Efendi'yi ve ömrünün sonuna kadar Allahü Teala'nın dinini insanlara öğretmeye devam eder. 1545 yılında Malkara'da vefat eden Pir Ali Efendi görev yaptığı mektebin bahçesine defnolunur. Pir Ali Efendi rahmetullahi aleyh buyurdu ki, insanı Allahü Teala'nın rızasına en çabuk kavuşturan nimet, onun Celle Celaluhu evliyasını tanımak ve ona karşı edep ve muhabbet üzere olmaktır. O halde bu nimetlere kavuşmayı her nimetin sahibinden, yani Cenab-ı Hak'tan hulusi kalb ile isteyiniz. Binlerle eshab-ı kiramın ve onların yolunda olan yüz binlerle evliyanın söz birliğine ve onların yoluna ve onlara muhalefet edenlerle birlikte bulunmak, onların sapık sözlerini tasdik etmek, insanı iman dairesinden çıkarır, ebedi felakete sürükler. O halde çoluk çocuklarınıza dini İslam'ı ehli sünnet alimlerinin kitaplarından öğretiniz.